Değerli arkadaşlar, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir sözü nakledilir. Hudû ehlel ehvâi vel bid'i bis-sünen. Heva ehlini, bidat ehlini sünnetlerle yakalayın. Sünnetlerle, hadislerle yakalayın. Fe innel Kur'âne hammâlun zû vucûh. Kur'an-ı Kerim çünkü nedir? Bünyesinde birçok manaları barındıran bir kitaptır. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh'ten nakledilir Nehcül Belaga'da. Hazreti Ali radıyallahu anh haricilere gönderirken İbn Abbas'ı onlarla tartışması için gönderiyor. Git onlarla tartış, onları ikna et. Orada Hazreti Ali radıyallahu anh'ın İbn Abbas'ı gönderirken ona yaptığı bir konuşma var, tavsiyesi var. Ne diyor? La tuhasimhum bil Kur'an. Sakın ola onlarla Kur'an'ı merkeze alarak, ayetleri merkeze alarak tartışmaya girme. Niçin? Tekulu ve yekulun. Sen bir ayet okursun, onlar da bir ayet okurlar. Velakin hacichum bis sünne. Onlarla sünneti merkeze alarak, hadisleri delil olarak getirerek tartış. Niçin? Fe innahum len yecidu anha mahisan. Çünkü onlar bu hadislerden kaçacak delik bulamayacaklardır. Sünnet bu. Sünnet bu. Onun için İmam Şafii rahimehullah ifade ediyor. Cemi'u ma takuluhul ümmetu şerhun lisünne. Ümmetin, ulemanın söylemiş olduğu şeylerin tamamı sünnetin şerhidir. Ulemanın sözleri sünneti şerh eder. Ve cemi'u sünneti şerhun lil Kur'an. Sünnetin tamamı da Kur'an'ın şerhidir. Sünnet Kur'an'dan ayrı bir şey değil. Kur'an'ın şerhidir, açıklamasıdır, tebyinidir. Her hükme yönelik bir hüküm gelecek olsaydı, bir ayet gelecek olsaydı, böyle bir kitap değil, takdir edersiniz ki nasıl bir kitap olurdu? Belki ayetleri, sayfaları, sayfa sayıları sayılamayacak kadar, zapt edilemeyecek kadar büyük bir kitap meydana gelmiş olacak.